Evet arkadaşlar 6. sınıf sosyal bilgiler denememizin cevaplarına bakalım. Birinci sorumuz. Uygurlar kış gelince Turfan'a gelip otururlar. Bahar gelince de Karabalgasun şehrine göçerlerdi. Uygurların başkenti olan Karabalgasun bir bilim ve sanat merkeziydi. Turfan şehri ticaret yollarının kesiştiği bir merkez olması bakımından önemliydi. Kervan işletmek, tüccarları kontrol edip onlardan vergi almak Uygurları zenginleştiriyordu. Ayrıca farklı milletlerden insanlarla karşılaşıp onların dil, dilini öğrenen Uygurların dünya görüşleri de genişliyordu. Bu metinden Uygurlarla ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? bilir diye sormuş. Birinci öncülümüzde kültürel etki, etkileşimi açıktılar. Farklı milletle, milletlerle karşılaşıp onların dillerini öğrenen Uygurların dünya görüşleri de gelişiyordu. Bu öncülümüze baktığımızda kült kültürel etkileşime açık olduklarını görüyoruz. Bununla birlikte ticaret yollarının üzerinde olması, başka milletlerle karşılaşması da yine onların kültürel etkileşime açık olduğunu göstermekteydi. İkinci bir e, öncülümüze baktığımızda bilgiye önem vermişlerdir. Karabalga'sun bir bilim kentinin olmasıydı olması demiş. Burada o zaman bilgiye önem verdiklerini de göstermektedir. Estetik beğenileri gelişmiştir. Yine aynı şekilde başkentleri olan Karabalgasun sanat merkeziydi demiş. Bir yerin sanat merkezi olması estetik beğenilerinde geliştiğini göstermektedir. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3'e ulaşabiliriz. O da bize D seçeneğinde verilmiştir. İkinci sorumuz. Yukarıda gazete haberi aşağıdakilerden hangisine bir örnek olabilir? yol gösteren GPS'li ayakkabı. İngiltere'de yol bulma derdini tamamen sona erdirecek bir ayakkabı üretildi. GPS teknolojisine sahip ayakkabının burnunda bulunan ekranda ışık yön ışıklı yön okları var. Ayakkabının dilinin arkasındaki ekrana gitmek istediğiniz yeri koordinatları giriyorsunuz. Oklar ışık ve seslerle sizi o noktaya yönlendiriyor. Bu gelişmeye örnek olarak nelerden bahsedeceğimizi sormuş. İnsan sağlığına yönelik yeniliklere GPS'in insan sağlığıyla bir ilişkisi yoktur. GPS küresel konumlandırma sistemidir. Yani dünya üzerinde bir noktanın koordinatlarını belirleyerek bizim oraya ulaşmamızı sağlayacaktır. Yani insan sağlığıyla ilgili ilişkisi olan bir sistem değildir. C seçeneğine baktığımızda insan yaşamında lüks harcamaların geldiği düzeye. Bunu lüks harcama olarak değil insanların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılmış bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yol bulma derdini tamamen sona erdirecek bir ayakkabının üretilmesinden bahsedilmiş. Savurgan insanların topluma verdiği zararlara burada toplumsal bir zarardan da bahsedilmemekte. O zaman B seçeneğine baktığımızda teknolojik gelişmelerin insan yaşamına getirdiği yenilik ve kolaylıklara. Yani bir insan teknolojik bir gelişmeyle yani GPS'li ayakkabıyla yanında herhangi bir GPS cihazı bulunmadan istediği yere gidebilecek demektir. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Buna göre öğretmenin sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öğretmenin sorduğu soruya bazı öğrenciler şu cevapları veriyorlar. Meridyenlerden yararlanırız. Yusuf paralellerden yararlanırız. Murat Orhan ise ekvatora, kutuplara, denizlere, önemli bazı ülkelere ve enerji kaynaklarına yakınlığına ya da uzaklığına bakarız. O zaman Meri, e, Yusuf ve Murat'ın verdiği cevaplar meridyenlerden yararlanırız, paralellerden yararlanırız. Bu matematik konumla ilişkili bir unsurdur. E diğer taraftan ekvatora ve kutuplara, denizlere, önemli bazı ülkelere ve enerji kaynaklara yakınlığın, yakınlığı ya da uzaklığına bakarız dediği zaman da Orhan burada özel konumdan bahsetmektedir. Bu iki değerlendirmeye baktığımızda bir yerin coğrafi konumunun o yerin iklim özellikleri üzerindeki etkisi var mıdır? Bir yerin elbette coğrafi konumunun o yerin iklim özellikleri üzerinde etkisi vardır ama burada iklimle ilgili bize öğrencilerin vermiş olduğu hiçbir bilgi yoktur. Enerji kaynaklarına yakınlığı ve uzaklığı bir yerin iklimini, iklim özelliklerini belirlememektedir. Bu yüzden A seçeneğini eliyoruz. Avrupa ile Ortadoğu ülkelerini birbirine bağlayan en kısa karayolu nereden geçer? Şimdi burada da yine aynı şekilde enerji kaynaklarına yakınlığından veya yolların uzanışından bahsetmemiz doğru değildir. Bir yerin denizlerle çevrili olması o yerdeki ekonomik faaliyetleri nasıl nasıl etki eder? Burada da sadece Ekvator'a ekvatora, kutuplara, denizlere, önemli bazı ülkelere ve enerji kaynaklarına yakınlığından bahsedilmiş. Sadece denizlere de çevrili olmasından bahsedilmemiş. O zaman dünya üzerinde bir yerin coğrafi konumunu nasıl belirleri sorumuzun cevabını meridyenlerden ve paralellerden yararlanırız. Başka bir de işte ekvatora ve kutuplara olan uzaklıklarına bakarız. Diğer taraftan da önemli bazı ülkelere enerji kaynaklarına yakınlığına ya da uzak enerji kaynaklarına yakınlık ve uzaklıklarına denizlere olan konumuna baktığımız zaman da özel konumuna baktığımızda o yerin dünya üzerindeki e, coğrafi konumunu belirlemiş oluruz. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz buna göre 1 ve 2 numaralı ekonomik faaliyet sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda şemada doğal kaynaklardan toprağa bağlı olarak üretilen çay tarımı ve bunun etkisiyle doğan iki ekonomik faaliyet kolu gösterilmiştir. Toprak doğal kaynaktır. Çay bahçesi yani çay tarımının yapıldığını gösterir bu da tarımdır. Üretilen çay bitkisinin fabrikalarda işlenmesi ise sanayiyi oluşturmaktadır ürettiğimiz sanayide paketlediğimiz artık kullanıma hazır hale getirdiğimiz ürünlerin satışı ise elbette ticareti oluşturacaktır. O zaman seçeneklere baktığımız zaman bu da bize A seçeneğinde verilmektedir. Cevabımız A. Beşinci sorumuz. Söylediklerinden hareketle sevimle ilgili sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? Bilir. Yapacağım bilimsel araştırmada konu olarak İstanbul'un trafik sorunu ve çözüm yollarını belirledim. İstanbul'da trafik sorununun düzenli ve geniş yollar ile köprüler yapılarak çözülebileceği kabulünden hareket ettim. Bir, araştırma konusunu belirlemiştir. Evet, bilimsel araştırmada konu olarak İstanbul'un trafik sorunu ve çözüm yolları konusunu belirlemiş. Yani konusunu belirlediğini söyleyebiliriz. İki, araştırma konusuna yönelik varsayım, hipotez oluşturmuştur. Yani araştırma basamağının ikinci kısmını hipotez, varsayım kısmından bahsediyor. İstanbul'da trafik sorunun düzenli ve geniş yollar ile köprüler yapılarak çözülebileceği kabulünden hareket ettim demiş. Bu ise bize hipotez yani varsayım ikinci araştırma basamağımızın ikinci aşamasıdır. Kaynak taramasını bitirmiştir. Verilen bilgiye göre şimdi bundan sonraki yapacağı şey hipotezini kanıtlamak amacıyla bir takım kaynakları taraması gerekmektedir. Bunun için kütüphanelerden veya internet siteleri üzerinden kitaplardan faydalanması gerekir. Bize verilen bilgiye göre baktığımız zaman burada kaynak taraması ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemekte. O zaman üçüncü seçeneğe ulaşamayız. Yani cevabımız 1 ve 2 o da bize C seçeneğinde verilmiştir. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz? Günümüzde oğlu bazı cihaz işletmelerde hem tükenmeyen hem de çevre kirliliğine yol açmayan enerji kaynaklarına yönelmiştir diyor. O zaman bize tükenmeyen enerji kaynaklarından bahsediyor. Tükenmeyen enerji kaynakları aynı zamanda temiz enerji kaynağıdır. Yani çevreye de zarar vermemektedir. Su gücünden elektrik üretimi akarsular üzerine kurulan barajlar aracılığıyla elektrik üretimi elbette tükenmeyen enerji kaynaklarından birisidir. B seçeneğine baktığımızda kömür yakıtlı termik santral. Kömür madeni bir sonu olan madendir. Yani bu tükenen enerji kaynaklarındandır. Diğer bir deyişle de aynı zamanda kömürün yakılmasıyla birlikte termik santrallerde yakılması sonucu elektrik enerjisi üretilmesi sonucunda çevreye de kirlilik verilmektedir. Güneş enerjisi kullanılan su ısıtıcısı. Güneş dünya üzerindeki en önemli enerji kaynaklarından birisidir. Baktığımız zaman güneş enerjisinden faydalanarak çevreye hiçbir zarar vermeden e, büyük bir enerji elde etmiş olabiliriz. Diğer bir enerji kaynağımız rüzgar, rüzgar gücünden elektrik üretimi. Bu da dünyada herhangi bir kirliliğe neden olmayan ve sürekli rüzgarların bulunduğu bölgelere kurulan rüzgar gülüyle gerçekleşmektedir. O zaman A, C ve D seçenekleri tükenmeyen, çevreye zarar vermeyen, çevre kirliliğine yol açmayan enerji kaynakları iken B seçeneğinde verilen kömür enerjisi fosil yakıttır ve dünyaya hem çevre kirliliğine neden olmaktadır hem de kömür maddeninin bir sonu vardır. Bu da kullandıkça biten, tükenen enerji kaynakları arasında yer alır. Yedinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında gösterilemez? Sosyal bilgiler dersinde öğrenilen bazı konular şunlardır. Türkiye'de bulunan tarihi eserler, dini ve milli bayramlarda yapılan faaliyetler, iletişimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler. Gösterilemezi sormuştur. O zaman bakalım öğrencilerin milli bilincini artırmak. Öğrencilerin milli bilincini dini ve milli bayramlarda yapılan faaliyetler özellikle milli bilinci artırmaya yönelik faaliyetlerdir. Diğer bir seçeneğimize bakalım. B seçeneğinde öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek demiş. İletişim becerilerini geliştirmesine iletişimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler de yine sosyal bilgiler dersinin konusu içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlamak yukarıdaki verilen bilgilerde bununla ilgili bir açıklamayı yoktur. D seçeneğimize de bakalım. Öğrencilerin kültürel birikimini artırmak tarihte bulunan, Türkiye'de bulunan tarihi eserler elbette bizim kültürel birikimimizi artıracak konulardır. Peki C seçeneğine tekrar dönelim. Sosyal bilgiler öğrencilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlamaz. Aksine öğrencilere hak ve özgürlüklerinin öğretilmesini sağlayacaktır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. 8. sorumuz. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Son yıllarda Türkiye'de yatırım malları ihtiyacının arttığı, enerji tüketiminin arttığı, dış satım ürünlerinin çeşitlendiği görülmektedir. Seçeneklerimize baktığımızda Türkiye'nin gelişmekte olduğunun göstergesidir. B seçeneğimize ve diğer seçeneklerimize de bakalım. Türkiye'de nüfus artış hızının fazla olduğunu. Nüfus artış hızının fazla olması enerji tüketimini artıracaktır. Ama bunun yatırım malları ihtiyacının artması, dış satım ürünlerinin çeşitlilik göstermesiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Türkiye ekonomisinin tarıma bağlı olduğunu. Yukarıda enerji tüketimi, yatırım malları ihtiyacı, dış satım ürünlerinden bahsedilmiş. Yani tarımla ilgili bir bilgi verilmemiştir. Türkiye'nin dışarıdan göç aldığının. Bu da göç alması yine enerji tüketimini elbette artıracaktır ama insanların enerji tüketimi elbette sanayi kuruluşlarındaki tüketilen enerji miktarıyla eşdeğer değildir. Burada insan göçünün artması yatırım malları ve yine dış satım ürünlerindeki artışı göstermemektedir. Yani Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Bu yüzden sanayisiyle birlikte enerji her geç gelişme sanayinin daha da gelişmesini, yeni sanayi kuruluşlarının açılmasını sağlaması, yatırım mallarının ihtiyacına artması bunlar elbette Türkiye'nin gelişmekte olduğunu, enerjiyi daha çok ihtiyaç duyduğunu, daha fazla enerji tükettiğini göstermektedir. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen kurumlardan biri değildir? Ülkemizde sosyal yardım hizmetlerini en yaygın kapsamlı ve organize biçimde yürüten devlet kurumudur. Hedef kitlesi sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahipleridir. O zaman bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından bahsedilmektedir. Savaş alanında yarar alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım eden kuruluştur. Afetlerde ve olağanüstü dönemlerde ihtiyaç sahiplerine yardım eder. Burada hem savaşlarda hem de afet ve olağanüstü dönemlerde dönemlerde ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir kurumdan bahsetmiş. Bu da Kızılay kurumumuzdur. Din, dil, ırk ve cinsi, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin muhtaç insanlara hizmet veren bir hayır kurumudur. Barındırdığı kişilerin giyim, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları karşılanır. Bu da Darül, darül Acize'dir. O zaman geriye Türk e, TSK yani ee, Mehmetçik Vakfı kalmaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. ve son sorumuz. Bu bilgilere göre özelliklerden hangileri bir yerin nüfusun artmasında etkilidir? Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması. Zonguldak ilçi, ilimize baktığımız zaman yeryüzü şekillerinin engebeli olması... Yalnız burada madenciliğin gelişmiş olması nüfusu fazla kılmaktadır. Yani buradaki madencilik faaliyeti nüfusun fazla olmasını sağlamaktadır. Bu da yeraltı bakımından zengin olması nüfusun dağılışını etkileyen nüfusun yerleşmesini artıran özelliklerden birisidir. Ulaşım olanakla, olanaklarının fazla olması. Burada da hemen İstanbul şehrimize bakalım. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumdadır. Sanayi, ticaret, Ulaşım ve turizm gelişmiştir. Nüfus fazladır. O zaman ulaşım olanakları yine nüfusun fazla olmasını etkileyen önemli özelliklerden birisidir. Tarıma elverişli özellikte olması. Bursa şehrimiz tarım, sanayi ve ticaret gelişmiştir. Nüfusu fazladır. Adana şehrimiz tarım ve sanayi gelişmiştir. Nüfusu fazladır. Burada tarım da yine nüfusun yer nüfusta nüfus yerleşmesinin artmasına etki eden nedenler arasındadır. O zaman tarıma elverişli olan yerlerde yine nüfusun kalabalıklaştığı alanlar arasında gösterilir. O zaman 1, 2 ve 3. öncüllere ulaşabiliyoruz. Yani sorumuzun cevabı D seçeneği.